kardeşini aramaktan vazgeçmeyen Fatma Kırbayır'ın bizlere mirası. Yargı kararları ne olursa olsun kayıplarımızı aramaya devam etmektir. Bu mirasa sahip çıkacağız. Cemil'i ve kayıplarımızı aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Kaç yıl geçerse geçsin, Cemil Kırbayır ve 12 Eylül işkencehanelerinde kaybedilenler için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etme zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Verilen mücadele sonucu konu İnsan Hakları Komisyonu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki İnsan Hakları Komisyonu'na taşındı. İnsan Hakları Komisyonu 30 yıldan bu yana birbirlerinden irtibatı olmayan yurt içinde ve yurt dışındaki tanıkları dinledi ve milli iradenin temsilcisi olarak kanaatlarını Cemil Kırbayır 8 Ekim 1980'de sorgulama esnasında devletin resmi görevlileri tarafından katledilmiştir. Cesedi de yine bu kişiler tarafından ortadan yok edilmiş. Kanaatiyle Adalet Bakanlığı aracılığıyla Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Ne hikmetse Kars Savcılığı bir iddianame hazırlamadan dosyayı sürüncemede bıraktı. Bir gün Kars'a gittim, savcıyla görüştüğümde yarım metre yüksekliğindeki Cemil Kırbayır dosyası masasının üzerindeydi. Savcı bey dedim, bekliyoruz. Cemil Kırbayır hakkında iddianame hazırlamamışsınız. Bana dedi ki, ortada ceset yok. Cesedi getirin. Hemen ilgililer hakkında iddianame hazırlayacağım. Ben de dedim, sayın savcı, ben o cesedi arıyorum. Ben o mezarı arıyorum. Mezar nerede? Siz devletsiniz. Devletin yargı organısınız. Bana dedi, senin söylemlerin tutuklamanı gerektirir ama ben bağışlıyorum. Dışarı çıktım. Kars'ta Adliye Sarayı'na baktım. Geri döndüm, Adliye Sarayı'na baktım. Dedim ki, bu topraklarda adalet de benim gibi 1402'li görmüş. Ben 1402'li olurken, zorunlu ikamete tabi tutarken benim ikametim belliydi. Ama ne hazin şey ki adaletin adresi meçhul. 1402'lik adalet adresi meçhule gitti. Geldim tekrar buraya. Bu taşların üstünde. Adaleti bekledik kendi kaderdaşlarımla. Hangi akılsa biz adaleti gerçekleştirmekle yüzleşmeyi beklerken akıl 700. haftada bize bu mekanı yasak ettiği gibi bu taşları da adalet arayanlara yardım ve yataklık yaptı. Suçuyla hapsetti. Oturulan mekan bizim mekanımızdı. Adaleti arayanların mekanıydı. Herhalde o akıl yardımla yataklık yapamasın adalet isteyenlerden diye gördüğünüz gibi arkamızda barikatlar altındadır. Gözüm, endişe etme. Özgürlüğüne kavuşman için biz buradayız. Her hafta burada olacağız. Ta kayıplarımızın akıbetini açığa çıkarıncaya kadar, ta sen özgürlüğüne kavuşuna ne kadar. Teşekkür ederim. Bu hafta karanfillerimizi
bütün Cemil Kırbayır ve bütün 12 Eylül kayıpları için atıyoruz. Cemil için. Bütün kayıpları için. Cemil için. 12 Eylül kayıpları için. Bütün kayıplar için adalet.